Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Yine bomba gibi bir kimya dersiyle karşınızdayım arkadaşlar. Peki bu defa ne yapacağız? 9. sınıf 2. dönem 1. kimya yazılısına hep birlikte hazırlanıyor olacağız. Peki sadece kimya ile sınırlı? Tabii ki hayır. Süper bir program bizi bekliyor olacak arkadaşlar. Kimya ile başlıyoruz. Biyoloji, matematik, edebiyat, coğrafya, fizik ve tarih şeklinde devam edecek. Ve bu sınavların hepsine harika bir şekilde hep birlikte hazırlanıyor olacağız. Peki karşımızda neler olacak? Nasıl bir çalışma bizi bekliyor arkadaşlar? Şimdi tabii ki öğrenci notlarımız olacak onlara geçmeden önce biliyoruz ki Milli Eğitim Bakanlığı bizimle kazanımları paylaştı, senaryoları paylaştı ve ne tip soruların karşımıza çıkacağıyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu arkadaşlar. Hangi kazanımlardan çıkacak, ne tür sorular karşımıza çıkacak bunları biliyoruz. Tabii ki biz de hazırlıklarımızı yaparken bunlara çok benzer nitelikte sorular hazırladık. Bu sorular üzerinden gideceğiz ve senaryolara uygun bir çalışmayı hazırlamış olacağız, tamamlamış olacağız. Peki bununla mı sınırlı? Sadece soruları çözüp geçecek miyiz Tabii ki hayır. Sizlere yazılıdan yüksek notları aldıran süper ikiliği, yazılı notları ve yazılı denemeleri göstermek istiyorum arkadaşlar. Tam da bu noktada. Çünkü çok önemli bir yere sahip olacaklar bu çalışmalarımızda. Yazılı notları ne işe yarayacak? Yazılı notları ile konularımızı pekiştireceğiz. Sınavlarda çıkabilecek bilgileri, püf noktalarını hatırlayacağız. Ve yazılı denemelerinde ise map konu soru dağılımı tablolarına göre hazırlanmış harika soruları çözerek yazılı öncesi kendimizi test edeceğiz arkadaşlar bu kamp videolarımızı da takip ediyorsan en yüksek notlar senin olacak. Bu konuda hiçbir merak etme duygusuna ihtiyaç duymayacağız. Haydi şimdi videomuza başlayalım bakalım. <laughs> Neler olacak peki arkadaşlar öğrenci notlarından gideceksek kimyasal türler arası etkileşimler bizim aslında ana konumuz olacak ünite olarak. Üçüncü ünitemiz buradan sorular karşımıza gelecek. Kimyasal türleri Türler arası etkileşimlerin nasıl sınıflandırıldığını, bunun alt başlıkları olan iyonik bağ, kovalent bağ ve telik bağları tanımladık, Hepsiyle ilgili çalışmalar yaptık. Sorular buradan gelecek. Bir de bunun zayıf etkileşimler kısmı vardı, yani van der Waals bağları ve hidrojen bağları. Bunlar üzerine de oldukça yoğun durmuştuk. İşte buradan da karşımıza sorular gelecek ve ünitenin son konusu fiziksel ve kimyasal değişimler olacak. Yine e, elimizdeki listede buradan da sorular karşımıza çıkabileceğini görüyoruz arkadaşlar. Şöyle hemen bir başlayalım bakalım o zaman. Ee, şöyle bir önce özet geçelim. Özetlerden sonra soruları çözmeye başlayacağız. Ve her soru üzerinde de önemli noktaları birlikte pekiştire pekiştire gideceğiz. Şimdi kimyasal türleri değerlendirmeye almıştık arkadaşlar. Demiştik ki kimyasal tür dediğimiz şey bir maddeyi oluşturan temel taneciklerdir. Ve bunun üç ihtimali var. Atom, molekül ve iyondur bu alt başlıklarımız. Atomdan bahsediyorsak elementleri özellikle de metal yarı metal ve soy gazlardan bahsediyorsak bu elementleri oluşturan temel taneciklere atom adı veriyorduk arkadaşlar. Kim gibi mesela demir gibi nikel gibi ya da helyum gibi tanecikler atoma örnek olarak verilebilir moleküle gelecek olursak diyorduk ki molekül nötr atom gruplarıdır arkadaşlar ve aralarında kovalent bağ olması gerekiyordu. Yani elektronların ortaklaşa kullanımına dayanan e, yapılar olması gerekiyordu. Bunu element ve bileşik olarak ikiye ayırıyorduk. Eğer tek tür atomlardan oluşmuşsa elementtir. Birden fazla tür atomdan oluşmuşsa da bileşik molekülü olarak adlandırırız. Ne gibi mesela elemente mesela I2'yi verebiliriz. H2 ya da O3 gibi aynı tür atomdan oluşan ama atom grubu olduysa element molekülüdür. İşte su gibi gördüğümüz üzere hem hidrojen hem oksijen atomları içeriyor ama bir atom grubu ve kovalent bağlardan oluşmuş. Buna bir bileşik molekülü diyeceğiz. Ya da CH3OH gibi metil alkol molekülünü de yine tabii ki molekül kategorisine alabiliriz. Üçüncü seçeneğimiz ise iyon arkadaşlar. İyon yüklü atom veya atom grubu demek oluyordu. Dolayısıyla yüklü tanecik olması gerekiyor. Eğer bu yüklü tanecik Artı yüklüyse yani elektron vererek oluşmuşsa katyon eğer eksi yüklüyse yani elektron alarak oluşmuşsa da anyon diyorduk. Ne dedik arkadaşlar e, atom veya atom grubu olabilir. Mesela katyona örnek verebilecek olursak metallerin genellikle artı yüklü tanecikleri na artı olabilir ya da artı bir olmak zorunda değil tabii ki mg artı iki de olabilir. Bunlar atomik katyon olarak karşımıza çıkacak veyahut bir atom grubu gibi amonyum gibi bir katyonda yine iyon kategorisini alınacak. Anyonlara gelecek olursak mesela elementlerin daha doğrusu atomların anyon hali olabilir. Klor eksi gibi veyahut kükürt eksi iki gibi e, anyonlardan bahsedebiliriz ki bunu sülfür bunda klorür olarak adlandırmıştık. Veya bir kök anyon olabilir yani bir atom grubunun iyonlaşmasıyla oluşabilir. Ne gibi mesela NO3 eksi gibi ya da SO4 eksi iki gibi e, anyonlar karşımıza çıkabilir. Bir diğer başlığımız neydi? Kimyasal türler arası etkileşimlerin sınıflandırmasıydı arkadaşlar. Burada sınıflandırma yaparken iki ana başlıkta inceliyorduk. Güçlü ve zayıf etkileşimler olmak üzere iyonik bağ, kovalent bağ ve metalik bağ güçlü etkileşimlerken Van der Waals kuvvetleri ve hidrojen bağları zayıf etkileşimlerdi. Burada Van der Waals'in alt başlıkları olarak da arkadaşlar e, dipol dipol, iyon dipol, dipol indüklenmiş dipol, iyon indüklenmiş dipol veya London çekim kuvvetleri gibi alt başlıklarımız yer alıyordu arkadaşlar. Diyorduk ki güçlü etkileşimler molekül içi bağlarken zayıf etkileşimler moleküllerin arasında oluşan etkileşimlerin tanımı oluyordu. Ve 40 kilojül bölü mol gibi önemli bir ara değerimiz vardı. Eğer büyükse güçlü, küçükse zayıf etkileşim olarak adlandırıyorduk. Güçlü etkileşimlerin tamamı kimyasal özellik gösterirken zayıf etkileşimlerin tamamı fiziksel özellik gösteriyordu. Burayla ilgili bilmemiz gereken noktalar bunlardan ibaretti. Güçlü etkileşimlerin ilk başlığı olan iyonik bağ gelecek olursak demiştik ki metal ile metal arasında oluşan ve elektron alışverişine dayanan e, bağlardı. Bunları tanımlarken de zıt yüklü iyonlar arasındaki elektrostatik çekim kuvvetleri olarak tanımlamıştık. Oluşum süreci nasıl oluyordu peki? Metal ametale elektron veriyordu. Hani elektron alışverişi dediğimize göre burada metal elektron verdiği için katyon oluştururken ametal alıp oktet veya dubletine tamamlayarak anyon yapısını oluşturuyordu ve anyonu Lewis gösteriminde her zaman köşeli paranteze alarak ve oktet mi dublet mi olduğunu belirterek gösteriyorduk ve tabii ki üstlerine de yüklerimizi yazıyorduk. Sodyum Sadece bir tane elektronunu klora verdiği için kendisi artı bir yüklü olurken klorun eksi bir yüklü olmasına sebep olmuştu. Mesela aynı şekilde kalsiyum oksijenle bağ yaparken kalsiyum iki elektron oksijene verdiği için kendisi artı 2 yüklü olurken oksijenin eksi 2 yüklü olmasını sağlamıştı. Şuna dikkat arkadaşlar sodyumun değerlik elektron sayısı 1 sadece bir tane elektron vermek istiyor. Ama kükürdün değerlik elektron sayısı 6 olduğu için ve oktede tamamlamak için 2 tane elektron almak istiyor. Böyle bir durumda ne yapıyorduk? Demek ki sodyumdan 2 tane gelmeli ki yani Lewis yapısına da 2 tane sodyum artı 1 yazmalıyız ki... Kükürtle yüklerini tamamlayabilsinler toplamda yine nötr bir yapı oluşabilsin. Lewis gösterimlerini de bu şekilde tamamlıyorduk. İyonik bağın bir alt başlı önemli bir noktası da kristal örgü yapısıydı. Aslında tuzların bütün özelliklerini açıkladığımız yapı buydu arkadaşlar. Nasıl değerlendirme alıyorduk? Diyorduk ki mesela sodyumla klor arasındaki bir bileşikten bahsediyorsak her bir sodyum 3 boyutlu olarak düşündüğümüz zaman etrafındaki 6 tane klor anyonuyla iyonik bağ yapar. Her bir klor anyonu da etrafındaki 6 tane sodyumla aynı şekilde iyonik bağ yapar. Dolayısıyla da bir örgü yapısı oluşur ve tuzların yani iyonik bileşiklerin bütün fiziksel kimyasal özellikleri aslında bu yapıdan kaynaklanır katı halde olduğu sürece ne gibi katı haldeyken kırılgan olmalarının sebebi budur ya da katı haldeyken elektriği iletememelerinin ama sıvı haldeyken ya da suda çözündükleri zaman iletebilmelerinin sebebi yine bu özellikleridir diyorduk. Ve birim hücrelerden oluşan kristal örgü yapısına bütün iyonik bileşiklerin sahip olduğunu belirtmiştik. Şimdi geçiyoruz. Bir de burada alt başlık olarak isimlendirme kısmı vardı. İsimlendirmede de şunu yapıyorduk arkadaşlar. Bizim temel prensibimiz katyon adını söylüyoruz. Artı anyon adını söylüyoruz ve mevzu kapanıyor. Bileşin ismini aslında söylemiş oluyoruz. Burada tabii ki önemli olan katyon ve anyon adlarını ezberlemiş olmamız ve Roma rakamı kullanmamız gereken yani değerli değişken olan katyonların kimler olduğunu iyi bilmemiz olacak arkadaşlar. Mesela katsiyum ve e, nitrürden oluşan bir bileşik karşımızda var. Buradaki sayıların hiçbir önemi yok. Bu kalsiyumun artı 2 azotun eksi 3 yüklü olmasına kaynaklanıyor. 3 ve 2'nin gelmesi. Oysa ki bizim yine bileşiğimiz kalsiyum katyonu ve nitrür anyonundan oluştuğu için kalsiyum nitrür olarak adlandırılıyor. Mesela burada... Demiri gördük bak kobaltı gördük. Burada arkadaşlar geçiş metallerinde gümüş ve çinko hariç hepsinde yükseltgen ve basamağının değişeceğini biliyoruz. Bu yüzden de hemen şuna bakıyoruz. Kükürt 6A grubunda olduğu için eksi 2 yüklü olmalıydı. O zaman demir buradaki nötralliği sağlamak için artı 2 yüklü olmalıdır. Demir artı yüklüyse ne yapıyorduk hemen demir dedikten sonra Roma rakamıyla bunun artı 2 yüklü olduğunu belirtiyorduk ve ardından da tabii ki ...anyonumuzun adını söylememiz yeterli oluyordu demir iki sülfür. Ya da burada kükürt eksi iki olduğuna göre demek ki kobalt artı dört yüklüymüş ki toplamda sıfır yakalamışız. O zaman kobalt dedikten sonra roma rakımıyla kobaltın artı dört yüklü olduğunu belirteceğiz. Ardından yine tabii ki sülfür şeklinde anyonu belirtmemiz yeterli oluyor. Kalsiyumda neden roma rakamı kullanmadık? Kendisi çünkü bir A grubu metalidir, baş grubu elementidir ve onların değerlikleri değişmez sabit her zaman artı 2 olduğu için Roma rakamıyla belirtmemize bile gerek yoktu. Ama demir 2 ya da 3 olabiliyordu burada hangisi olduğunu biz belirtmek zorunda kaldık. Kovalent bağ gelecek olursak ne dedik? Ametaller arasında oluşan bağlara kovalent bağ diyoruz. Burada elektronların alışverişi değil, ortaklaşa kullanımı söz konusu oluyordu ve oluşan yapı bir kristal örgü yapısı değil, molekül yapısı oluyordu arkadaşlar. Ne temel amacımız neydi? Tıpkı iyonik bileşiklerde olduğu gibi burada da e, oktet veya dublete uygun hale gelmekti temel amacımız. Mesela klor atomları değerlik elektron sayısı 7 olduğu için birer tane elektronlarını ortaklaşa paylaştıkları zaman yani tekli bir bağ yaptıkları zaman oktete uygun hale geliyorlardı. Ama oksijende değerlik elektron sayısı 6 olduğu için bunlar ikişer tane elektronun ortaklaşa kullanıyorlardı. Yani çiftli bağ oluşuyordu ya da Su ve oksijen arasına baktığımız zaman hidrojen bir oksijen iki bağ yaptığı için H2O formuna sahip oluyorlardı ve her bir oksijenin iki tane hidrojenle bu şekilde tekli bağ yaptığını belirliyorduk ve ortak ortaklaşa kullanılmamış daha doğrusu bağ yapısına katılmamış iki tane de elektron çiftinin oksijende olduğunu görüyorduk. Şimdi burada Lewis yapıları ile ilgili karşımıza soru geldiği zaman nasıl gelebilir? Bize bir molekülün Lewis yapısını sorabilir. Mesela F2 diyorsa bak flor 7A grubunda yer alıyor. Dolayısıyla florun değerlik elektron sayısı 7 Lewis yapısı da bu şekilde tek bir bağ yapması gerekiyor. O zaman F2 dediğine göre biz yanına bir tane daha flor koyup şu Yalnız elektronlarını birleştirdiğimiz zaman Lewis yapısını çizmiş olacağız. Şimdi bağlayıcı elektron çifti sayısını sorabilir arkadaşlar. Ortada bağ yapmış elektron çifti. Zaten hani bu bağ elektron çiftinin simgelediğine göre bir tane bağlayıcı elektron çifti var. Ortaklanmamış elektron çifti sayısı. Bak her bir florda 3 çift elektron ortaklaşmamış bağ yapısına katılmamış. Dolayısıyla toplam 6 tane ortaklaşmamış elektron çifti var. Bağın ve molekülün polarlığına gelecek olursak arkadaşlar. Bu kutuplaşma isim geliyordu. Bağın polarlığına karar verirken şuna bakıyorduk. Bu bağ yapan atomlar aynı tür atomlar mı farklı tür atomlar mı? Eğer aynı tür atomlarsa burada olduğu gibi apolar olması gerekiyordu. Eğer farklı tür atomlarsa kutuplaşma olacağı için polar olarak adlandırılıyordu. Molekülün polarlığına gelecek olursak molekülün simetrisine bakıyorduk. Simetrik bir yapı varsa apolarda eğer simetriyi bozan bir etken varsa polarda dolayısıyla burada hem bağımız apolar hem de molekül gayet simetrik olduğu için molekülde apolar olacak ve diyeceğiz ki bütün diatomik element molekülleri bunların hepsi apolar olmak zorunda zaten. H ve gelecek olursak bak flor nasıldı şöyle elektron çiftleri var ve tek bir bağ yapmak istiyor. Hidrojenin bir tanecik elektronu var onu da getirip florla bağ yapıyor. Şimdi Lewis yapımız bu o zaman bağlayıcı elektron sayımız elektron çifti sayımız yine bir olacak. Bağ yapısına katılmayan yani ortaklanmamış elektron çifti sayısı bu defa sadece flor'da olduğu için 3 olması gerekecek. Bağın polarlığına gelelim. Farklı tür atomlar dolayısıyla polar bir yapı oluşması bekleniyor. Kutuplaşma var. Biliyoruz ki flor çok daha elektronegatif olduğu için kısmi eksi hidrojen ise kısmi artı yükle yüklenmesi gerekiyor. Molekül polarlığına gelecek olursak, eğer buradaki gibi simetriyi bozan etken varsa, molekülün de polar olduğunu söylemiştik arkadaşlar. CCl4'e gelecek olursak, karbon her zaman 4 bağ yapıyordu. Dolayısıyla etrafında şöyle 4 tane klor koymamız gerekiyor ve klor 7A grubunda olduğu için her bir klorun etrafında da şöyle elektron çiftlerimiz olacak. Her birinde 3 tane elektron çifti bağ yapısına katılmamış olarak kalacak. Dolayısıyla molekülün yapısına baktığımız zaman bağlayıcı elektron çifti sayısı e, 4 tane bağ var. O zaman 4 tane bağlayıcı elektron çifti sayısı vardır. 4 klorun her birinde 6'şer tane elektron çifti var. Dolayısıyla 6 kere 4'ten 24 çift elektron bağ yapısına hiç katılmamış bu molekülün yapısında diyeceğiz. Bağların polarlığına gelecek olursak neye bakıyoruz arkadaşlar? Farklı tür atomlar arasında o zaman bağlar kesinlikle polar. Molekül polarlığına gelince simetriye bakıyorduk. Bakıyoruz her tarafta klor var arkadaşlar. Tam bir simetri durumu söz konusu. Simetriyi bozan hiçbir etken yok. O zaman molekül içi bağlar polar olmasına rağmen molekülün kendisi apolar diyorduk. Metalik bağ gelecek olursak bu defa metal atomlarını bir arada tutan etkileşim. Tanımlarken demiştik ki metal katyonları ve değerlik elektronlarından oluşan elektron denizi arasındaki elektrostatik çekimler metalik bağ tanımlar. Metallerin sahip olduğu bütün fiziksel kimyasal özellikler yine bu bağla alakalıydı. Isı ve elektriği iletirler her halde iletirler. Yüzeyleri parlaktır. Tel ve lev haline getirilebilirler. Esnektirler. Dövülebilir ve şekillenilebilirler. Bu özelliklerin hepsi metalik bağdan kaynaklanıyordu. Zayıf etkileşimleri de aslında iki ana başlıkta incelemiştik. Van der Waals etkileşimleri ve hidrojen bağları olmak üzere. Van der Waals etkileşimlerinde demiştik ki eğer bir molekül polarsa dipol Apolar veya soy gazsa da indüklenmiş dipol olarak adlandırılır. O yüzden de arkadaşlar dipol dipol ne demek? İki polar molekül arasında oluşan etkileşim. İyon dipol bir iyonik bileşik ya da bir iyonla polar molekül arasındaki etkileşim. Dipol indüklenmiş dipol o zaman polar ve apolar arasında, iyon ve apolar arasında veya iki apolar arasında. Tabii ki apolar yerine soy gazlı olabilir. Hiç fark etmeyecek. Ona da indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol etkileşim diyoruz ve özel adıyla da London çekim kuvveti olarak adlandırıyoruz. Şimdi mesela burada hemen örneğimizi yapalım. HCl ile bak nasıl bir molekül yapısı? Polar bir molekül yapısı. BH3 apolar bir molekül yapısı. HCl yine polar bir molekül yapısı. Sodyumun Üstünde yükü de var zaten bir iyon olduğunu görüyoruz. Ve CH4 gayet simetrik bir yapı. O zaman apolar bir molekül yapısı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla 2HC ile arasında oluşan etkileşimin tabii ki dipol dipol olmasını bekleriz. Polarlara dipol diyorduk çünkü. Buraya bakıyoruz bir polar var bir iyon var. O zaman buradaki etkileşim iyon dipol olmalıdır tabii ki. Bir iyon var bir apolar var. O zaman bu etkileşim iyon bu defa indüklenmiş dipol etkileşim olmalıdır. Bu ikisine baktığımız zaman ikisi de apolarsa ne oluyordu? İndüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol yani London çekim kuvveti oluyordu. HCl ve BH3 arasındaki etkileşime gelecek olursak birisi polar, diğeri apolar. O zaman birisi dipol, diğeri indüklenmiş dipoldür der geçeriz arkadaşlar. <laughs> hidrojen bağına gelecek olursak bu çok özel bir bağ türüydü aslında ve diyorduk ki tanım olarak fon elementlerinin yani flor oksijen azot elementlerinden herhangi birinin hidrojenli bileşiklerinde moleküller arası etkileşimlere hidrojen bağı denir. Mesela H ve bu kuralı uyar tabii ki H2O, NH3, CH3OH veya HCOOH gibi yapılarda oksijen ve hidrojeni ya da azotla hidrojeni yan yana görüyorsak ve bunlar arasında bir kovalent bağ olduğunu biliyorsak orada hidrojen bağını ararız işte arkadaşlar. Ama şuna dikkat ediyoruz molekül içindeki bağlar değil moleküller arasındaki bağlar hidrojen bağıydı. Yani şurada Hidroflorik asit molekülünün içindeki bağ hala da kovalent bağ. Hatta farklı tür atomlar arasında olduğu için polar kovalent bağ olarak adlandırılıyor. Ama bir molekülün floru ile diğer molekülün hidrojeni arasındaki etkileşime işte hidrojen bağ diyeceğiz. Ve fiziksel özellikleri bu bağ belirleyecek. Ya da sudan bahsediyorsak bak oksijen hidrojen arasındaki bağ... Kovalent hatta farklı tür atomlar arasında olduğu için polar kovalent bağ ama birinin hidrojeni ile diğerinin oksijeni arasındaki bağ, hidrojen bağı yani zayıf etkileşim ve kaynama noktası gibi ya da işte çözünürlük gibi birçok olay tanecikler arasındaki bu etkileşimlere bağlı olarak değişecek. Ve diyeceğiz ki normalde molekülün kütlesi arttıkça kaynama noktasının yükselmesini bekleriz. O yüzden de 7A grubu elementlerinde e, en yüksek kaynama noktasının normalde bu kurala göre H olmasını beklerdik. Ancak HF'nin e, bu kuralı çok e, istisna oluşturduğunu ve hepsinden daha yüksek bir kaynama noktasına sahip olduğunu görüyoruz arkadaşlar. İşte hidrojen bağını dipol-dipolden ayıran en önemli nokta da burası olacaktı. Aynı özellik 6A grubu elementlerinde de var. Normalde aşağı doğru gittikçe artmasını beklediğimiz kaynama noktasında H ve veya 6A grubu için H2O diğer elementlerden daha yüksek bir kaynama noktasına sahip oluyor. Fiziksel ve kimyasal değişimleri değerlendirecek olursak arkadaşlar bu aslında oluşan ve kırılan e, bağın türüne göre değişecekti 40 kilo jül bölü mol gibi bir ara değerimiz vardı bundan büyükse e, kimyasal, küçükse fiziksel bir değişim oluyordu. Fiziksel değişimlere sadece dış yapı değişir, sadece zayıf etkileşimler bozulur, yeni türlerin burada herhangi bir şekilde oluşmasını beklemeyiz. Şekil, boyut veya fiziksel halde değişiklikler olur şeklinde tanımlamıştık. Ama kimyasal değişimlere geldiğimiz zaman sadece dış yapı değil iç yapı da değişiyordu. Güçlü etkileşimler de zayıf etkileşimlerle birlikte kırılıyordu. Ve burada önemli nokta nedir? Yeni türlerin ortaya çıkmasını bekliyoruz arkadaşlar. Ve tabii ki molekül yapısı baştan sona değişmiş oluyor. Eğer bir değişim kimyasal değişimdir. O zaman haydi örnek sorularımızı çözelim bakalım. Şimdi nasıl bir soru gelebilir karşımıza? Mesela der ki aşağıdaki element çiftleri arasında oluşacak bileşiklerin Lewis formüllerini çiziniz. Şimdi Lewis formüllerini çizerken ne yapmamız gerekiyor? Değerlik elektron sayılarını önce bir belirlememiz gerekiyor. Sodyum için atom numarasını vermiş zaten. 2, 8, 1 olması gerekiyor. Demek ki sodyumun şöyle bir tanecik noktası var. Flor için 2, 7 şeklinde olması gerektiğini biliyoruz. Demek ki florda arkadaşlar 7 tane noktamız var. İkisi de sadece birer tane bağ yapmak istiyor. Ne olacaktı? Sodyum şu elektronunu flora verecek. Dolayısıyla sodyum kendisi artı yüklü olacak. Ve flor aldığı bu elektron sayesinde oktetini tamamlamış olacak. Ve eksi bir yüklü hale gelecek bizim Lewis gösterimimizde bu şekilde olacak. Bir diğerine bakacak olursak magnezyumla kükürt arasındakini gösteriyor arkadaşlar. Şimdi magnezyum için 2, 8, 2 olması gerekirken kükürt için 2, 8, 6 şeklinde olacak arkadaşlar. Yani magnezyum için değerli elektron sayımız 2'ymiş. O zaman magnezyum 2 tane elektron vermek istiyor. Buradan bunu anlıyoruz. Kükürt için 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane noktayı koyuyoruz. Okteti tamamlamak istiyorsa dışarıdan 2 tane elektron almak istiyordur arkadaşlar. O zaman ne olacak? Magnezyum bu iki elektron ikisini de götürüp kükürde verecek. Magnezyum iki elektron verdiği için artı iki yüklü olacak. Kükürt ise bu elektronlarını aldığı için artık oktetini tamamlamış olacak. Ve dışarıdan iki elektron aldığı için de eksi iki yüklü olacak. Ve Lewis gösterimimizi bu şekilde tamamlamış olacağız. Mesela kalsiyum ve oksijen arasında olsaydı bu. 2, 8, 8, 2 şeklinde elektronlar katmanlara dağılacaktı. Oksijende ise 2'ye 6 şeklinde dağılacaktı. Dolayısıyla yine çok benzer şekilde kalsiyumun 2 tane değerlik elektronu var. Oksijenin 6 tane değerlik elektronu var. Onları da yerine yazdık. Kalsiyum 2 elektron vermek istiyor. Oksijen 2 elektronu almak istiyor. Yine aynı şekilde. Dolayısıyla kalsiyum götürüp 2 elektronunu da oksijene verdiği zaman kendisi artı 2 yüklü olurken oksijen Aldığı bu elektronlar sayesinde oktetini tamamlamış oluyor ve 2 elektron aldığı için eksi iki yüklü hale gelmiş oluyor. Yine çok benzer bir Lewis yapısıyla karşılaşmış olacağız. Alüminyum ve kükürt bunlardan tabii ki biraz daha farklı olacak. 2, 8, 3 burada alüminyumun elektron dizilimi. 2, 8, 6 ise kükürdün elektron dizilimi olacak. Dolayısıyla alüminyumun etrafına 3 tane nokta koyacağız. Kükürdün etrafına şöyle 6 tane noktayı koyacağız. Bu ne demek arkadaşlar? Bak alüminyum 3 elektron vermek istiyor. Kükürt ise sadece 2 elektron almak istiyor. Buradaki dengeyi eşitliği sağlamamız gerekiyor. Peki nasıl sağlarız? 3 elektron vermek isteyenden 2 tane. 2 elektron almak isteyenden de 3 tane gelmesi gerekiyor. Yani elimizde 2 tane alüminyum olacak. <laughs> Bunlardan her biri 3 elektron vereceği için artı 3 yüklü hale gelecek. Kükürtlerden ise arkadaşlar Toplamda 3 tane gelmesi gerekecek ve her biri dışarıdan iki elektron alarak oktetini ok tamamlamış olacak. Yani noktalarını yanına koyacağız ve her biri iki elektron aldığı için de eksi 2 yüklü hale gelmiş olacak. Buradaki kontrol noktamız nedir? Bak artı 6 yük burada var. Eksi 6 yük de burada var. Yani toplam yükümüz 0 oldu. O zaman bu birleşikle ilgili herhangi bir hata yapmamışızdır. Ve birleşiğimizin Lewis formülü Lewis gösterimi de bu şekildedir. İyonik bileşiklerle ilgili bir de adlandırma sorusu gelebilir. Aşağıda formülü verilen bileşiklerin sistematik adlarını belirtiniz diyebilir arkadaşlar. Hani az önce çalışırken de zaten benzer örnekler çözmüştük. Ne yapıyoruz? Burada katyon ve anyon adlarını bir ezberlememiz gerekiyor tabii ki arkadaşlar. Buradaki bileşiğe bakıyoruz. Magnezyum bir A grubu metali. Dolayısıyla Roma rakamına ihtiyacımız yok. Artı 2 ve eksi yükü yüklü şeklinde karşımıza çıkmış. Ne yapıyorduk? Magnezyum katyonumuzun adını belirtiyoruz. Ardından yanımızın adını belirtiyoruz. SO4 sülfat olarak adlandırılıyordu. Dolayısıyla bileşiğimizin adı magnezyum sülfatmış. Buraya bakıyoruz K3PO4. Potasyum genel roma rakamına ihtiyacımız yok. A grubunda yer alıyor ve hani şöyle bir kopya olabilir karşımıza çıkacaklar için sonunu yumla bittiğini görüyorsak metalin o çok büyük ihtimalle bir A grubu metaldir ve Roma rakamına ihtiyaç duymayız. Potasyum da onlardan birisi. Potasyum var. Bir de PO4 bunu da ezberlemiştik zaten. Fosfat olarak adlandırılıyordu. Potasyum fosfat bileşimimizin adı oldu. feco 3e gelecek olursak bak demir değil mi metalimiz? Şimdi yum yok o zaman büyük ihtimalle geçiş metali ve geçiş metallerinden de gümüş ve çinko hariç hepsinde Roma rakamı kullanmamız gerekecekti arkadaşlar. Şimdi bunu kullanmak için de hangi ülke sahip olduğunu belirlememiz gerekiyor. Onu nasıl belirleyeceğiz peki? CO3'ü ezberlemiştik arkadaşlar. Karbonat ve eksi 2 yüklüydü. Şimdi karbonat eksi 2 yüklü olduğuna göre burada toplam yükün sıfır olmasını sağlamak için demirin artı 2 yüklü olması gerektiğini biliyoruz. O zaman demirin yükü neyse onu Roma rakamıyla belirteceğiz. Yani demir 2 ve CO3'ün adı da karbonat da zaten. Demir 2 karbonat bu bileşiğin adı oldu. Mesela PBS2 bak. BB kurşun dolayısıyla Roma rakamın lazımmış. O zaman ne diyeceğiz? Kükürt eksi 2 yük alacağına göre bu bileşin toplam yükünün sıfır olmasını sağlamak için kurşunun artı 4 yüklü olması gerekiyor. O zaman ne yapacağız? Demek ki kurşun deyip Roma rakamıyla bunun 4 yüklü olduğunu belirteceğiz. Ve kükürtün e, anyon halinin adının da sülfür olduğunu zaten ezberden biliyorduk. NH4BR'ye gelecek olursak arkadaşlar bu zaten ezbere bilmemiz gereken tek kök katyondu. Kendisinin adı amonyum ve brom iyonunun bir adı da bromür olarak değişiyordu. Yani brom elementi anyon haline geldiği zaman onun adı bromür oluyordu. Dolayısıyla bileşiklerimizi de bu şekilde adlandırmış oluyoruz. Aşağıdaki formül verilen bileşiklerin nevis yapılarını çiziniz. Bak gene nevis yapısı sorusu az önce çok benzer bir şey çözmüştük. Ama şuna dikkat Orada çözdüğümüz Lewis yapıları hep iyonik bileşiklere aitti. O yüzden de katyon ve anyon şeklinde belirtmiştik. Ama burada karşımızda kovalent bağ var, molekül yapıları var. Dolayısıyla da Lewis yapılarını çizerken buna dikkat etmemiz gerekecek. Mesela suyun Lewis yapısını çizeceksek oksijen bir 6A grubu elementi olduğu için şöyle 6 tane değerlik elektronu olacak. Dolayısıyla da 6 tane nokta koyacağız. Hidrojen 1A grubunda yer alan tek ametal zaten dolayısıyla da her zaman tek bağ yapacak. Yani şuradaki yalnız elektronlara getirip hidrojenleri bağladığımız zaman e, biz Lewis yapısını tamamlamış olacağız. Karbon gelelim. Karbon 4A grubunda dolayısıyla 4 bağ yapmak ister. Oksijen 6A grubunda az önce belirttik 2 tane yalnız elektronu vardır. Dolayısıyla 2 tane bağ yapmak ister. Yani karbonun Lewis sembolünü yazdığımız zaman şöyle bir şey yazacağız. Oksijen içinde 2 tane elektron çifti, 2 tane yalnız elektron koyacağız. O zaman burada şöyle bir şey olması gerekiyor. Oksijendeki şu ele iki elektronun karbondaki iki elektronla ikili bağ yapması gerekiyor. Yani karbonun şu tarafından atıyorum bir tane oksijen bağlandı ikili bağla ama karbonun diğer tarafında hala daha bağ yapmayı bekleyen iki tane elektron var. İşte onun için bir oksijen daha gelecek ve o da yine ikili bağını bu karbonla yapacak ve karbondioksitin levis yapısı bu şekilde karşımıza çıkacak. NF3'e gelecek olursak. Azot 5A grubunda dolayısıyla de, e, derlik elektronlarının e, etrafına dağılımı bu şekilde olacak. 3 tane bağ yapmasını bekleyeceğiz. Flor 7A grubunda... Dolayısıyla şöyle noktalarını koyduğumuz zaman bir tane bağ yapar hale gelecek. Diğer üç tane elektron çifti bağ yapısına katılmayacak. Bu ne demek oluyor? Demek ki azotu bir şöyle ortaya aldığımız zaman şu etraftaki her bir noktaya gelip dışarıdan bir tane flor bağlamamız gerekiyor. Ve tabii ki florların elektronlarını da yine etraflarında bırakmamız gerekiyor. Dolayısıyla da Lewis yapısına bu şekilde tamamlamış olacağız. scl 2ye gelecek olursak kükürt 6A grubunda dolayısıyla nasıl bir yapısı olması gerekiyor? İki tane elektron çifti, iki tane yalnız elektron olacak. Yani iki tane bağ yapmak isteyecek. Klor yine 7A grubunda bir halojen yapısı olduğu için şöyle bir Lewis yapısına sahip dolayısıyla tek bağ yapmak isteyecek. O zaman suya çok benzer bir durum karşımıza çıktı. Kükürt var, iki tane elektron çifti bağ yapısına katılmadı. Ancak şu yalnız elektronları gidip Klorun yalnız elektronlarıyla bağ yaparak birleşti. Dolayısıyla aşağıdan şöyle iki tane kloru bağladığımız zaman bileşiğin Lewis yapısına ulaşmış olacağız. Bir sonraki soru gene adlandırma ama arkadaşlar gene dikkat az önce iyonik bileşikleri adlandırmıştık. Bu defa molekül yapılarını adlandıracağız. Molekül yapılarında da latin sayılarını kullanmamız gerekiyordu. Peki nasıl bir sistematik üzerinden ilerleyeceğiz e diyeceğiz ki arkadaşlar... E birinci A metalin sayısı, sonrasında birinci A metalin adı, sonrasında ikinci A metalin sayısı, ancak ikinci A metalin anyon adını belirtmemiz gerekecek. Yani N2O5 bak. Azotun sayısı kaç? 2. O zaman di. Sonrasında elementin adını söylüyorduk. Azot diyoruz. Ardından ikinci A metalin sayısını belirtiyoruz. 5 olduğuna göre penta diyoruz. Ancak oksijen değil, oksit dememiz gerekecek çünkü bu yazılımda e, i̇kinci sırada gelen ametal hangisi ise onun anyon adını belirtmek zorundayız. Mesela SBR2. Bak burada bir tane kural daha devreye giriyor. Eğer birinci ametalin sayısı birse burada onu mono diye belirtmemize gerek yok. İkinci birse belirtiyoruz ama birinci birse belirtmiyoruz. Dolayısıyla birinci ametalimiz kim? Kükürt hemen yazdık. Sonrasında iki tane brom var o zaman di gelecek. Ve bromun anyon adını yazıyoruz. Yani bromür şeklinde tamamlıyoruz. Sonrasında İki tane hidrojen var bak iki tane var o zaman D'yi yazdık. Ametalin adı nedir? Hidrojen onu da belirttik. Ardından e, bizim ametalimizin yani ikinci ametalimizin sayısı bir olsa dahi belirtiyorduk. O zaman mono yazacağız ve şuna dikkat S buradayken kükürt diye belirtmiştik ya bak ikinci sıraya geçtiği anda onun adı artık sülfür olacak bizim için. Çünkü ikinci sıradaki ametalin anyon adı belirtilir dedik. PCl3 bak P'den direkt bir tane var o zaman fosfor deyip geçebiliriz. Herhangi bir sayı yazmamıza gerek yok. İkinci ametalden 3 tane var. O zaman tri yazdım ve ametelimiz klormuş. O zaman onun anyon adı olan klorürü yazmam yeterli olacak. Ya da burada birinci ametelim karbon sayısı tek olduğu için karbon deyip geçiyorum. İkinci ametelimden 4 tane var. O zaman tetra diyorum ve Ametelim klor olduğu için de anyon olarak anyon adı olarak klorür yazmam bileşi isimlendirmem de yeterli oluyor. Metalik bağla ilgili bir soru karşımıza gelecek olursa lityum, berilyum, sodyum metallerinin erime noktaları arasındaki ilişki belirtiniz diyor. Arkadaşlar metallerin erime noktaları doğrudan metalik bağın kuvvetiyle alakalıdır aslında. Ve metalik bağın kuvvetiyle ilgili de yorumumuz şu olacaktı. Periyodik sistemde yukarı doğru gittikçe ve sağa doğru gittikçe metalik bağın kuvveti artıyordu arkadaşlar. Neden? Çünkü yukarı doğru gittikçe atomun çapı küçülüyor. Bu durumda da e, çekirdekteki protonlarla e değerlik elektronlar arasındaki mesafe azalıyor. Bu yüzden de aralarındaki çekim artmış oluyor. Bir kere yukarı çıktıkça kuvvetlenmesinin sebebi bu. Sağa doğru gittikçe hem çap küçülüyor hem de üzerine bir de arkadaşlar yük artmış oluyor. Yani daha fazla e, çekebileceği elektron oluyor etrafta. Bu da yine çekimin kuvvetlenmesine sebep oluyor. O zaman lityum, berilyum ve sodyum. Şöyle değerlik elektronlarını belirleyerek bak. 2'ye 1. Berilyum 2'ye 2 ve sodyum 2, 8, bir şeklinde katmanlara dizildiğine göre biz bunların periyodik sistemdeki konumlarını nasıl belirleriz? Şimdi lityum 1 A grubunda olduğunu görüyoruz ve ikinci periyotta. Mesela şurası ikinci periyot, burası üçüncü periyot olsun. Burası 1 A, burası 2 A grubu olsun. Bak lityum buradaymış hemen. İkinci periyot bir A'da. Berilyum ikinci periyot, 2A'da yer alıyormuş. Sodyum ise 3. periyodun 1A'sında yer alıyormuş. Şimdi periyodik sistemdeki konumlar bu şekilde olduğuna göre ve sağa ve yukarı doğru gittikçe metalik bağın kuvveti arttığına dolayısıyla da erime noktası yükseldiğine göre bu üç arasında en büyük olacak sonra lityum gelecek bunlar arasındaki en düşük erime noktası tabii ki sodyumda olacak. Aşağıdaki görselde numaralandırılmış etkileşimlerin güçlü mü yoksa zayıf mı olduğunu belirtiniz şeklinde bir soru var arkadaşlar. Şimdi ne dedik? Moleküllerin içindeyse bir bağ Güçlüdür, moleküllerin arasındaysa zayıftır şeklinde tanımlıyorduk. Şimdi molekülleri şöyle bir belirleyecek olursak bak bir HBR molekülümüz var. Burada bir tane daha HBR molekülümüz var. Burada bir su molekülü var. Diğerleri zaten iyon bir molekül yapısı bile yok. O zaman hemen bakıyoruz bir numara iki molekülün arasında yer alıyor. O zaman bu zayıf bir etkileşimdir. Hatta türünü belirlemek isteseydik polar molekül, polar molekül o zaman bu dipol dipoldur derdik. İkinci etkileşim molekülün içinde olduğuna göre kovalent bir bağ olacak arkadaşlar ve güçlü etkileşim olacak tabii ki. E, i̇kisi de ametal olduğu için bunun kovalent olduğunu söyleyeceğiz. Hatta ve hatta farklı tür atomlar arasında olduğu için polar kovalent bağdır diyeceğiz. Üçüncü etkileşime geldik bak moleküllerin arasında yer alıyor gene. Dolayısıyla zayıf etkileşim olduğunu söyleyeceğiz. Ki zaten zayıf etkileşimlerden de yine iki polar molekül arasında olduğu için dipol dipoldür diyeceğiz. 4 numara etkileşim su molekülünün içinde yer alıyor. Dolayısıyla gene güçlü etkileşim hatta yine ametaller arasında oluştuğu için kovalent bağdır deriz. Bak 5 numaralı etkileşim bir molekülle bir iyonun arasında. Eğer işin içerisinde molekülün dışında gerçekleşen bir etkileşim varsa buna kesinlikle zayıf diyeceğiz. Hatta etkileşim türü olarak da iyon dipol diyeceğiz. E, iyon ve polar molekül arasında olduğu için. Ancak burada 6 numara bizi şaşırtmasın böyle noktalı noktalı gösterilmesine rağmen zıt yüklü iyonlar arasında oluşan bir çekim var karşımızda ki bunun iyonik bağ olarak adlandırıyorduk. İyonik bağda tabii ki güçlü bir etkileşimde arkadaşlar. <laughs> bir sonraki soruya gelecek olursak tanecik çiftleri vermiş bunlar arasında oluşacak etkileşim türünü belirlememizi istiyor arkadaşlar. Yapacağımız ne olacak o zaman? bir maddenin türünü belirlemek olacak. Öncelikle bir tanecik türünü belirleyeceğiz yani. Şimdi sodyum nitrat bak metali görüyorsak zaten burada iyonlar vardır. Hemen buna karar verebiliriz. İyonik bir bileşik var. Suya gelecek olursak suyun polar molekülleri oluşturduğunu biliyorduk. CaBr2 bak metali gördük gene bunun iyon yapısında olduğunu biliyoruz. Ama karbon tetrakülürür simetrik yapısından ötürü apolar özellik gösteriyordu. BH3 yine simetrisinden ötürü bor 3A grubu elementi olduğu için Apolar özellik gösteriyordu ve bütün hidrokarbonlar apolardı. O yüzden C6H6 da apolar olarak adlandırılacak. ph 3 de P5A grubunda olduğu için bunu kutuplandıran yani polar molekül özelliği kazandırıyordu. CH3OH da benzer şekilde eğer herhangi bir organik bileşiğin sonunda OH'ı görüyorsak bu bunun polar bir molekül olduğuna karar veriyorduk. NH3 yine benzer şekilde polar bir moleküldü ve su zaten söyledik polar molekül özelliği gösterecek. Şimdi gelelim etkin etkileşim türlerini belirlemeye. İyon var polar var o zaman yapıştır. Demek ki iyon polarlıktan kaynaklanan dipollerle etkileşim oluşturacak. Etkileşimin türü iyon dipol. İyon var ve apolar var. O zaman iyon geleceği kesin. Diğer tarafta ise apolarlıktan ötürü indüklenmiş dipol oluşacak. Etkileşimin türü de iyon indüklenmiş dipol olacak. BH3 apolar e, C6H6 apolar. iki apolar arasında indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol yani özel adıyla London çekim kuvveti oluşmasını bekleriz. İki polar molekül arasında dipol dipol oluşmasını bekliyoruz değil mi? Ama bak dipol dipolü gördüğümüz zaman şöyle bir kafamızda soru işareti oluşmalı. Burada fon kuralı var mı? Arkadaşlar P fon elementlerinden biri değil. O zaman bozacak bir durum yok. Bu dipol dipol etkileşimidir. Ancak bir sonrakinde yine iki polar var. Yine dipol dipol bekliyoruz. Ama bak hem NH3'te hem mh 2 fon kuruluna uygun bir durum var. O zaman bu etkileşimin adı hidrojen bağı olmalıdır. Yani dipol dipolünde üstüne çıkılmıştır. Kendisi zayıf etkileşimlerin en güçlüsüdür. Hemen bir sonraki soru da aslında benzer bir yerden geliyor. Halojenlerin hidrojenlik bileşikleri olan HF, HCl, HBr ve HI bileşiklerinin aynı koşullardaki kaynama noktaları arasındaki ilişkiyi belirtiniz diye sormuş. Şimdi halojenleri şöyle bir yazacak olursak. Flor, klor, brom ve iyot şeklinde geliyordu değil mi? Biz bu molekülleri karşımıza aldığımız zaman HCl, HBr ve HI'nın dipol-dipol etkileşimlerine sahipken HF'de hidrojen bağının olması gerektiğini biliyoruz. Bu fon kuralına uyuyor çünkü. Dolayısıyla da arkadaşlar normalde aynı tür etkileşime sahip olan taneciklerde molekül kütlesi arttıkça kaynama noktası yükselir. Ama hidrojen bağ bunların dışında ve daha güçlü bir etkileşime sahip olduğu için HF'nin bu dört arasındaki en büyük olmasını bekleyeceğiz. Diğer üçünü kıyaslayacak olursak da en altta yer alan HI, sonrasında HBr ve sonrasında HCl şeklinde sıralama olması gerekiyor. Bak eğer hidrojen bağı diye bir etkileşim olmasaydı HF daha sonda olacaktı. En küçük onda olmasını bekleyecektik ki mesela 4A grubunda yani e, karbonun bulunduğu grupta gerçekten de CH4 en sonda yer alıyor ama HF en yukarıda yer alan flor olmasına rağmen en yüksek kaynama noktasına sahiptir. Bunun tek sebebi de hidrojen bağının varlığıdır. Bir tane de test sorusu çözelim o zaman. Yukarıda verilen kovalent bağlı bileşiklerin formüllerini seçeneklerle eşleştirirsek hangisi yalnız kalır? Hangisi açıkta kalır şeklinde bir soru var karşımıza. Karbon tetraklorür diyor. Ne demek bu aslında? Bir tane karbon dört tane klor olacak. Çat E'yi silebiliriz artık buradan. Azot triflorür. Bak bir tane azot üç tane flor. Nerede A şıkkını eleyebiliriz? Kükürt var. Yani kükürt gelecek bir tane. Sonrasında da altı tane flor olması gerekiyor. Hemen SF6'yı silebiliriz. İki tane azot beş tane de oksijen olan bileşik. Hemen onu da sileriz. Dolayısıyla BH3 karşımıza çıkmadı. Cevabımız D seçeneğinde yer aldı. Bir sonraki soruda aşağıda verilen çiftlerden hangisinde türler arasında iyon dipol etkileşimi görülür? Şimdi iyon dipol etkileşimi görebilmem için bunlardan birinin iyonik bir bileşik olması gerekecek. Öbürünün de polar bir molekül olması gerekecek. I2 zaten apolar molekül bunu direkt silebiliriz. CCl4 apolar molekül yapısı hemen bunu elememizi sağladı. KCl bir iyonik bileşik bak bu kısmı tamamladık ama CCl4 apolar olduğu için burada iyon indüklenmiş dipol etkileşimi oluşur diyeceğiz. MGCl2 iyonik bileşik su polar bir molekül. Yani cevabımızı aslında burada bulmuş olduk. CH4 yine apolar olduğu için bunu eleyip geçebiliriz. Apolar molekül, polar molekül bunlar arasında oluşan etkileşimin dipol indüklenmiş dipol etkileşimi olmasını bekleyeceğiz. Arkadaşlar 3 tane de şimdi e, yazılıda karşımıza çıkacak sorulara daha doğrusu MEB'in örnek yazılı sorularına çok benzer sorularla karşılaşacağız. Bunları hep birlikte çözeceğiz. Şuna çok benzer bir soruyu MEB sormuştu. Şimdi biz başka bir bakış açısıyla yeni bir soruyu çözeceğiz. En iki molekülün yapısını aşamalarıyla göstererek bağların ve molekülün polarlık apolarlık durumlarını gerekçelendirerek açıklayın şeklinde bir soruyla karşılaştık. Şimdi ne yapacağız? Azotun atom numarasını soru bize vermiş olacak ya hemen gidip diyeceğiz ki azotun elektron dağılımı 2'ye 5 şeklindedir. Demek ki değerli elektron sayımız 5'tir. O zaman biz azotun kendi Lewis sembolünü gösterecek olursak şöyle 5 tane nokta koymalıyız. Demek ki bir tane elektron çifti var, 3 tane yalnız elektron var. Bu neyi gösterir bize? <laughs> N2 molekülü oluşurken şu 3 tane yalnız elektronun Ba yapısına katılması gerekiyor ki azot molekülü e, ve azot atomları oktet kuralına uygun hale gelsin. O zaman ne yapacağız? İki tane azot olacak karşılıklı, ikisinde de bağ yapısına katılmayan elektron çiftleri var ve arada üç tane elektronu, üç her tane elektron daha doğrusu ortaklaşa kullandıkları için e, çiftler oluşturacaklar ve üçlü bağlar meydana gelecek. Şimdi bizler ne istiyor? E, yap, molekülün yapısını bu şekilde göstermiş olduk. Bağların ve molekülün polarlık apolarlık durumuna gelecek olursak. Şimdi bağlar aynı tür atomlar arasında oluştuğu için apolar kovalent bağ olarak karşımıza çıkacak. Başka bağ yok zaten üçlü bir bağımız var. E, o bağ da aynı tür atomlar arasında olduğu için apolar kovalent bağdır. E, molekülün yapısına gelecek olursak diatomik element molekülüdür bu. Herhangi bir kutuplaşma yok yani bu taraf artıdır bu taraf eksidir diyemeyiz. Dolayısıyla molekülün yapısına gelecek olursak molekülde yine apolar özellik gösteren bir molekül yapısıdır diyeceğiz. Bir sonraki soruda bize bir tane tepkime vermiş olacak ve tepkime de kopan etkileşimin ve gerçekleşen değişimin türünü gerekçelendirerek yazınız diyor arkadaşlar. Ne demiştik? Fiziksel ve kimyasal etkileşimler arasında bizim enerji farkımız 40 kilojül bölü mol olmalıydı. Yani eğer 40 kilojül bölü mol gibi bir değerden daha büyükse bu güçlü olduğunu gösterirdi. Yani kimyasal bir değişim olduğunu gösterirdi. Şöyle belirtelim onu da. Eğer ki 40 kJ bölü molden daha küçükse zayıf bir etkileşimin burada koptuğunu ya da oluştuğunu dolayısıyla da değişimin fiziksel olduğunu söylüyorduk. Şimdi bizim elimizdeki enerji değişimi 25.1 olduğuna göre bu demek ki fiziksel bir değişimmiş arkadaşlar. Ee, zayıf etkileşimlerde sadece değişim gerçekleşmiştir. Ve değişimin türüne baktığımız zaman madde katı halden gaz hale geçmiş. Yani sadece ve sadece bir hal değişimi söz konusu. O zaman hal değişimi olduğu için de bu yine fiziksel bir değişimdir deyip geçiyoruz. Bir diğer soruda ise metanol bileşiğinin saf suda çözülmesiyle oluşan karışımda bulunan kimyasal türler arası tüm zayıf etkileşimleri gerekçelendirerek yazınız diyor. Arkadaşlar bak etkin etkileşim demiyor tüm etkileşimleri söyleyin diyor. Şimdi CH3OH bizim şöyle bir karbonumuz var. Bu tekli bağlı oksijene bağlanmış. Oksijen 6A grubunda olduğu için bu da hidrojene bağlanmış. Tabii ki böyle bir yapıyı çizmenize gerek yok bu soruyu çözmek için. Çizmeseniz de olur. Ama yapı olarak bizim elimizde neler var? Hep birlikte bir görmüş olalım. Bir de bunun karşısında su molekülü var. Hemen onu da çizelim. Su molekülü içinde şöyle bir Lewis yapımız olacaktı. Şimdi bu moleküllerin ikisinin de polar olduğunu görüyoruz ve bu polarlıkta hidrojenler kısmi olarak artı yük oluştururken oksijenler kısmi olarak eksi yükü oluşturmak zorunda olacak. Her iki molekülde de bu geçerli olacak. Öyle değil mi? Bu durumda arkadaşlar diyeceğiz ki birinin oksijeni ile diğerinin hidrojeni arasında veya işte aynı şekilde birinin oksijeni ile diğerinin hidrojeni arasında çekim kuvvetleri oluşur ve bu çekim kuvvetleri zaten moleküller arasındaki temel etkileşimler olur. İşte burada oluşan bağın e, türüne fon kuralına uyduğu için hidrojen bağıdır diyeceğiz. Ve bu moleküller polar özellik gösterdikleri için dipol dipol etkileşimlerini de Bünyelerinde barındırırlar ve deliyoruz ki arkadaşlar indüklenmeden yani kısmi etkileşimlerden ötürü ortada London çekim kuvvetleri de vardır. Yani hidrojen bağının olduğu yerde her zaman dipol-dipol ve London da vardır ama hidrojen bağı bunlar arasındaki en güçlü etkileşim olduğu için etkin olan etkileşimdir diyeceğiz arkadaşlar. E, Kimyasal türler arasındaki tüm zayıf etkileşimleri bu şekilde değerlendirmiş olacağız. Yani Fon kuralına olan her iki molekülünde de uygunluğundan ötürü hidrojen bağı var. Polar moleküller oldukları için dipol dipol etkileşimleri de var. Ve e, her ne kadar polar olsalar da kısmi bir kutuplaşmanın sonradan e, geçici olarak anlık kısmi kutuplaşma diyelim e, gerçekleşeceği için burada London kuvvetleri de kendiliğinden var olacaklar diyeceğiz. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Tabii ki ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz. Yorumlarda paylaşmayı asla ihmal etmiyoruz. Hepinize şahane bir sınav dönemi diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.